Boğaz reflüsü nedir? Önce reflünün ne olduğunu anlatayım. Reflü dediğimiz şey, son yıllarda giderek daha çok duyduğumuz bir hastalık. Midedeki asitli sıvının aşağıya bağırsaklara doğru inmesi yerine geri boğaza doğru çıkması. Aslında hemen her bireyde bütün asitli sıvı aşağı doğru iner, bağırsaklara doğru iner. Ancak hepimizin başına gelmiştir, bazen de ağzımıza doğru gelmiştir. Ağzımıza böyle kötü bir ekşi, acı bir tat da gelen bir sıvı olmuştur. Bazı insanlarda bu o kadar çok olur ki bütün buraları yanar yemeklerden sonra. Boğaz reflüsü, midedeki asitli sıvının çok küçük bir kısmının boğaza kadar çıkması. Yani o kadar büyük miktarda olmuyor aslında. O yüzden biraz daha sinsi ama o yüzden de bazen uzun süren bazı rahatsızlıkları yol açar. Biz buna bağlı ses kısıklıkları görüyoruz. Biz buna bağlı olarak bazı ciddi tahriş görüyoruz. Bu insanlar boğazlarını sürekli temizleme ihtiyaç duyuyorlar. gibi yapmaya ihtiyaç duyuyor sıklıkla. Bazen orta kulak iltihaplarına yol açıyor. Özellikle çocuklarda görüyoruz bunu. Sinüste yol açılıyor. Yani ilginç hastalıklara yol açabilen bir durumdan söz ediyoruz. Ama en çok karşılaştığımız durum boğazda bir batma durumu, sık boğaz temizleme ihtiyacı, bazen de ses kısıklığına yol açması. İşte bu durumlar bizde boğaz reflüsü tanısını koymamız için bir ipucu olmaya başlıyor. Daha sonra da muayenelerimizde bu ipucunu doğrulayan bulgular yakalayabiliyoruz. Daha sonra da ona göre bir tedavi yapıyoruz. Tedavi nedir basitçe? Aslında bu reflüye yol açtığını bildiğimiz herhangi bir şey varsa, tok karnıya atmak gibi, mide sıvısının yukarı çıkmasını kolaylaştırır, köpüklü içeceklerin fazla tüketilmesi gibi, stres gibi durumlar varsa belki bunların biraz daha önlenmesi. Ayrıca bazen de midenin asit salgısının azaltılması için bazı ilaçların kullanılması. Bunları da o zaman hekimimiz size yazacaktır.